Getir'den siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Vay be. Evet, senin konuya geldik. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens evet. Philip 99 yaşında hayatını kaybetti. Baba yüzü bekliyordu da olmadı işte, kısmet diymiş. Bugün Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninden görüntüler, fotoğraflar geldi. İşte hafif gözyaşı da döküyor. Tabii çok uzun zamandır birlikte geçirmiş bir ömür. Toprağı bol olsun. Babası Yunanistan kralıydı. Yunanistan'da devrim olup cumhuriyete geçildiğinde portakal kasasında kaçtı. Yunanistan'dan portakal kasasında kaçtı. Aslında Alman kökenlidir. Ailesi Alman'dır yani. Tıpkı kraliçemiz gibi. Onlar da Alman soyundandır. Bir Alman prensliğinin veliahtı olarak daha sonra İngiltere'de gelişmiş, büyümüş ve sonra İngilizlerin Yunanistan'ı Osmanlı'dan koparma döneminde Lord Byron falan bizzat gelip burada savaştı bize karşı, biliyorsun. Yunanistan öyle bir, Yunanistan'ın özgürlüğü İngiltere konusunun İngiltere'nin çok üstüne düştüğü bir konuydu. O dönemde de işte bunun babasını kral yaptılar. Ondan sonra ama babayı sonra portakal kasasından kaçmak zorunda kaldı Yunanistan'dan. Sonra geldi, Elizabeth'le evlendi ve Montbat'ın sülalesini bu şekilde devam ettirdi. O yüzden Charles da işte Montbat, Windsor Montbat'ın, yani Charles Windsor Montbat'ındır soyadı. Önemli bir aristokrat aile tabii. Toprağı bol olsun diyelim, ne diyelim. Elon Musk son dönemde aslında yaptığı açıklamalar sadece kripto parası, kripto dünyasında değil, bir yandan da tabii uzaya yönelik yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Mars'ın imparatoru ilan etti kendini Twitter biosunda. İmparator mu? Acaba ne zaman Mars'a çıkacak? Soğumem mi ya? Bence uzaylı bu. Bu da bir proje olabilir bence mi? Uzaylı. Tipim bir değişik zaten, ismi değişik. Köse möse diyorsun böyle. Böyle değişik bir değişik bir hareketler falan. Bunu araştırsan uzaylı çıkar bu. Visitors dizisi vardı, hatırlar mısın? Bize benzerler. Şey, jeneriğinde evet. Fare atıyor evet. Adam. Çöpten alıp. Bu da baba da bence fare falan yiyor. tabii. Eşi falan da bir tuhaf. Değil mi? Baba bence şeyde, kriptondan. Öyle bir şey yani. Kriptondan besleyin. Evet. Hesabına 82 dolar yerine yanlışlıkla 1.2 milyon dolar yatan kadın geri ödeme yapmayınca hapse atıldı. Acaba ne kadar hapis atılıyor? Ya mesela 2 sene ise tamam, kabul ederim. Hayır, geri ödeme yapmama... Abi bu da saçma değil mi ama? Nasıl peki? Yanlışlıkla abi işte atıyorsun da. Yanlışlıkla attım, geri ver diyor adam ya. Senin değil ki bu, hak etmediğin bir şey bu yani. Ama ne kadar edeceğim mesela? Bu kadın 2 sene yatar ben. Ben sana söylüyorum, 5 sene de yatar bu. 5 sene sonra 1.2 milyon doları nereden bulacak? Peki notar üzerinden bir satışla yanlışlıkla hesabına 1.2 milyon dolar... Öyle bir şey olsa zaten davalık olur. Hapse atılmaz. Hapse atılmaz o zaman. O zaman davalık olur, davayı kazanır. Banka öder parayı. Amerika'da öyle şeyler daha... hemen avukatlar zaten ablaya gelmişlerdir. Seni çıkartalım işte. 200 bin dolar at da bize gerisini halledelim falan demişlerdir. Peki mesela acaba geri ödeme yapmama kısmını da ben merak ettim. Mesela o süreçte nasıl direniyor abi yani? Abi şimdi mesela banka arıyor, öde diyor, ödemiyorum, ödemiyorum diyor. 1,5 milyon dolar mı? Bana yatırmasaydın kardeşim. Ben mi istedim? Yok, ben bir şey yaptım. Hayır, sen yatırdın, yatırmasaydın. Yani evet. Yatarsın bak, hapishanede yatar mı yatmaz. Yatacağım ulan. Sen hani yatacağım. Soru, Türkiye'de 1.2 milyon dolara denk gelen parayla. Evet. 1.2 milyon dolar. Yatar mısınız hapis? 10 senede. Abi 50 bin euro kefaletle yatmış. Bak kaç, bu soruyu samimiyetle soruyorum. 1.2 milyon dolar paranıza geldi, evet. Hesabınıza para geldi. Yaklaşık banka dedi ki 10 milyon lira değerdi. 10 milyon lira, 10 milyon lira geldi. Aynen. 10 milyon lira para geldi hesabınıza yanlışlıkla. 1.2 milyon dolar. Banka aradı, bana ne dedi? Tartıştım, davalık oldun, hapse atılacaksın. Yatar mısın, yatmaz mısın? Ne kadar abi? Yatar 10 milyon liraya. Abi ne kadar? Kaç yıl yatacak bilmiyorum. 2 sene. 2 sene yatar mısın? Pişamalar. Buradaki herkes yatıyor abi. Görüyor musun? Fazla fete düşünebilirim. Yalnız 10 milyonu içeride yatırmazlar öyle kolay. O da var yani. Baba 10 milyonu bankaya atacaksın. Abi zaten faiziyle tamam. Yani içeride çok rahat yatırmazlar ama bak buradaki herkes yatarım diyor. Abi onun 1 lirasını bilmezler mi lan adamlar?
Guardian'dan öğrenir, şeyden öğrenir. 2 milyon abi, evet abi 2 milyon hemen, lider içeridekilere. Hemen öğrenirler. Gel bakayım buraya Gündi. Gündi der. Al var ya baba. Lokum dağıt arkadaşlara. Öyle bir tanesi gelir hemen. Abi direkt krallığı. Hakikaten 1,5-2 milyona içeride krallığını kurarsın abi. Ona yedir, bunu yedir. Ben 1,2 tamam. milyon dolara 1 yıl. Dolce Vita 2 sene yaşarım. 1,2 milyon dolara 1 yıl yatarım. 1 yıl yatarım. 1 yıl yatarım abi. 2? 2 de sıkıntı var. 1 yıl atılır. 1,5 geçer. 2 abi. Abi 1,2 şimdi onu bilmem. Yani 1,2 milyon dolar. 1 milyon dolar artık Gökhan Zan. 1,2 milyon dolara bir sene yatılır abi. Vallahi keşke öyle bir şey görsek ya. Bankadan ilk kalktığımda 1 milyon dolar yazıyor. Enteresan konu abi. Bunu aç abi, aç. Şöyle bir de geçen gün birisinin açıklaması vardı gene uzaylıları gördüm falan diye. Abi bu Quentin Tarantino'nun filmlerinden birinde... Ha, Gerrit Bale. Bunu bir durdur da. Filmlerinden biri de vardı. Adam bir şey vardı, Steve Buscemi. Ya da tam Steve Buscemi değil, başkası. Otelde diyor ki adam 10 bin dolara küçük parmağını keser misin diyor. Küt diye kesiyor adam. Küt diye kesiyor. Parmağını kesiyor yani. İddia gibi bak diyor mesela. Küçük parmağını keser misin diyor. 10 bin dolar diyor. Koyuyor masaya. Koyuyor abi. Kat diye vuruyor böyle şey bıçağı. 10 bin dolara. Tabii abi. 1 milyon dolar. Yani mesela ben 10 bin dolara kesmem. 1,2 milyon dolara o kadın çıkmaz abi içeride. Asla vermez parayı. Abi paranın %70'ini geri almışlar. Evde araba almış ama o parayla yatırım yapmış. O zaman hiç yatmam ha. Oo, evet, tamam. Abi, hiç ödemem zaman. Abi. Bana aynen. Geri kalanını da verin derim. Ver geri kalanını da ödemiyorum derim. Tamam. Hayır, yani hakikaten 10 milyonun, 1 milyon doların karşılığında ona hiç dokunulmaması karşılığında ben hapis yatacaksam ona okeyim. Tabii. Abi, yok, oraya gideceğim. Geri alacağım. Bir çıkacağım öyle, parayı tırtıklamışlar. Öyle, 250 öyle, bin dolar kalmış olay çıkartıyor. Öyle değil. Bir daha hapis yatarım. Tabii öyle değil abi. İşte böyle hayatlar sönüyor ya. Evet abi. Pentagon'un bir açıklaması var. Donanmaya ait bir savaş gemisinden çekilen ve basına sızdırılan piramit şeklindeki UFO görüntüsünün doğru olduğunu açıkladı. Ben artık seneye açıklanacağını düşünüyorum. Nedir o? Yani UFO şirketler ligi. Yok, uzaylılarla ilgili şöyle böyle yani elimizdeki bilgiler bu. Dünya dışı ve yaşamda şu var, bu var. Yani çok çok şey oluyor artık. Çok fazla... Çok kamuoyunu çok hazırladılar. Abi bir yandan da biz oraya çok fazla temas etmeye başladık. Yani biz kamuoyuna çok hazırladılar. Ben yakında açıklanacağını düşünüyorum. Bir yıl içinde. Zaten... Şöyle yaşam formları var, böyle var. Zaten aramızda dediler abi ben Elon Musk'tan şüpheleniyorum harbiden. Messi'den de şüpheleniyorum. Kanada savunma bakanı. Abi gün sonunda öyle bir şey çıkabilir mi acaba ya? Yıllarca. Vallahi olabilir ha. Ağzımız açık izlediğimiz adamlar böyle bir şey çıksa. Ben onu Beyl uzaylılar var dedi değil mi? Gördüm. Kim dedi? Gerrit Bey de öyle bir şey demiş. Bazı hükümetler saklıyor demiş hatta. Gizli belgeler var. Ben gördüm. Onlarla ilgili belgesel var zaten bir sürü ya. İşte Amerika 57. bölge miydi? Tabii. Kanada Savunma Bakanlığı'nın YouTube'da bulabileceğiniz şeyi var canım. Hani yıllarca 26 sene mi kaç sene Savunma Bakanlığı yapmış adamlar. Aramızdalar diyor. Bazısı Amerikan Hava Kuvvetleri'nde çalışıyor diyor. Yok artık. Valla birlikte ortak çalışıyor. Bordrolu. Yok canım ortak çalışıyor. Yani. Ortak çalışıyor diyor. Ana aç abi. Ana. Ben bunu bir an bilgisayar efekti falan zannettim bu arada. Gerçek değil mi bu? İşte abi Avustralya, Tayland. Abi ben oralarda mümkün değil işte yapamam işte ya. Bunlar çok abi. Mümkün şey değil abi. Abi doğu moğu filan orada... diyorlar hiç Hindistan, Hindistan yok baba ya. Klozetten bu yılan çıkıyor yılan abi. Çıkıyor, yılan çıkıyor abi. Böcek çıkıyor her yerden bilmem ne çıkıyor. Şuraya bak abi rezilliğe bak ya. İğrenç bir şey yani. Yani şöyle bir şeyle karşılaşsam bir de ya bunu... Abi bahçesinde... Ben korkarım da bir de bunlar hızlı canlı bayağı abi, diyeyim. Abi adamın bahçesinden yılan geliyor bilmem ne oluyor. Avustralya'da doğular böyle şey bu taraflar böyle abi. Evet. Sıkıntı var abi. Orada hırsız manyak... İşte Çinliler bunu yiyorlar bir de. Bir şey var. Yani bu şeyleri yiyorlar yani. Yok abi bize gelmez. Tam teyzem işte süper. Evet yani. Hafta içi çok konuşulan görüntülerden bir tanesi. Teyze metroda fasulye ayıklıyor. Work and travel demişler ona biliyor musun? Harika ya çok güzel. Canım teyzem. Sonra ya. Ben bir tane bir video gördüm. Bunda bağlantılı galiba da ama o teyzemi bilemiyorum. Teyze. Ha. Senaryo dizi yapabilirim falan. Ha evet böyle habere falan çıktı. Ha. Teyze mi bulmuşlar? Evet. Nasıl buluyorlar ya? Ben de onu anlamıyorum ha. Kızı zaten sosyal medyadan. Ha anladım. Evet. Tamam anladım. Muhtemelen kızına ulaşmışlardır. Ha anladım. Anladım. Abi şimdi tabii teyzenin evde kaç yani. Tane işi var her zaman aralığını değerlendirmeye abi çalışıyor. Kadıncağız şeyci işte ya. Yani bak, şey demiş, zaman değerlendirmeci. Gittiğim metro durakları arası neredeyse bir saat sürüyordu o yüzden orada.
Adam ya. Kendisini tebrik ediyoruz teyzeme. Saygılar sunuyoruz. Artık zaman değerli. Her an kullanmak lazım. Tabii abi. Evet, böylelikle Tatava'nın bu haftada sonuna geliyoruz. Önümüzdeki haftaya görüşürüz. Yeniden görüşeceğiz. Yoğun bir hafta olacak. Hoşçakalın. Tatava'nın tüm bölümlerini izlediyseniz hadi şimdi uygulamaya gelin. Uygulamada Irmak'la beraber Tatava Ekstra'da sorularınızı yanıtlıyoruz biliyorsunuz. Uygulamada özel içerikler artarak sürecek. Voley uygulamasına da hepinizi bekliyoruz.